Merhaba arkadaşlar. Öğretmeye başlayan içerik odaklı test sorularıyla birlikteyiz. Aşırı çok çok fazla anlamında too, yeterli yeterince anlamında enough, kadar anlamında eşitliği vurgulamak için as nokta nokta as, aynı anlamda the same gibi anlamında ardından isimle beraber like, olarak anlamında ardından isimle beraber as, benzer anlamında similar to, farklı anlamında different from. Sınıfın en temel öğrencisi Ali bile geçti derken bile anlamında even, daha az anlamında less kullanımı İngilizce'de söz konusudur. Dolayısıyla bunlar bu sorular doğru cevap olarak işaretlenebilir. İstanbul'da çok fazla trafik var derken trafik sayılmadığı için arkadaşlar deriz too much traffic. Sen geçmek için yeterince sıkı çalışmıyorsun. Her sıfattan zarftan sonra kullanılır, fiilden sonra kullanılır ve fiile beraber zarf kullanırız. Hardın zarf halde aynıydı. İn hafta bu zarftan sonra kullanıldı. Ne kadar çok kelime ezberlersen o kadar iyi notlar alırsın. The more words you memorize, the better scores you get. Bildiğiniz gibi noktasında ardından cümleyle as kullanılır. As you know, bildiğiniz gibi, as I said before, daha önce söylediğim gibi. Sol tarafındaki ismi sağ tarafında örneklendiren yapı such as'dir. Deal with ve make up gibi deyimler İngilizce sınavlarında çok sık kullanılır. Soru olarak karşımıza gelir. Sence Türkiye'nin en güzel şehri, en iyi şehri hangisidir? The best. En iyi şehri hangisidir? The most sıfat ister. Beautiful tarzında arkadaşlar. Yüzde ölçüm açısından Konya, Türkiye'deki diğer şehirlerden daha büyüktür. Evet, diğer şehirlerden daha büyük derken bigger than the other cities. Yüzde ölçüm açısından Konya, Türkiye'deki en büyük şehir derken en büyük anlamda the biggest. Nüfus açısından İstanbul, Türkiye'deki diğer şehirlerden çok daha büyüktür. Dozaj yaparken much bigger, a lot bigger ya da far bigger. Çok daha büyük derken much bigger. Ne kadar çok yemek yersen o kadar çok kilo alırsın. Evet, the more you eat, the more you put on. Ne kadar çok yemek yersen o kadar çok kilo alırsın. Ders sıkıcıydı. Dersin sıkıcı olduğundan bahsederken the lesson was boring. Kadın çocuklarına güzelce davranıyor. Lovely sonunda L olmasına rağmen zarf değil. Sıfatı onu zarf yaparken in a nokta nokta ve ya da manner. Çocuklarına nasıl davranıyor? Güzelce davranır derken fiil derkenki zarf nesne varsa nesneden sonra gelir. Love de zarf hali bu şekilde kullanılmakta arkadaşlar. Bu şekilde doğru cevap olarak işaretlenebilir. Ali dikkatli bir şoför ve dikkatli araba kullanır. İsmi derkenki sıfat hali careful. Fiil derkenki zarf hali careful. Ali iyi bir şofördür, iyi araba kullanır. Ali is a good driver. He drives well. İsmi derken sıfat hali good, fiil derken zarf hali well. Ali hızlı bir şofördür, hızlı araba kullanır. Fast'ın sıfat ve zarf hali aynıdır. İsmi derken sıfat haliyle koşmak, fiil derken zarf hali aynı. Değişmiyordu. Partide çok fazla insan vardı. İnsanlar sayılabiliyor. Dolayısıyla too much, too little olmaz. Too most değil de böyle bir kullanım söz konusu değil. There were too many people. Partide çok fazla insan vardı. Fiillerle beraber sayılmayan grup üzerinden gideriz. Çok fazla sigara içiyorsun derken you smoke too much. Fiili beraber zarf kullanır ve enough'ın da yeri sıfattan, zarftan ve fiilden sonra senden arabayı yeterince dikkatli kullanmadın. Raporu 5'e kadar bitiremeyecek kadar çok yavaş yazıyorsun. Fiile beraber zarf kullanır. Çok yavaş. Ve to'dan sonra sıfat zarf, sonrasında to harfinin birinci harfi kullanımı çok yaygındır. 5'e kadar bitiremeyecek kadar çok yavaş yazıyorsun. Bu takım elbise benim satın alamayacağım kadar çok pahalı, aşırı pahalı anlamda. Too expensive. Yine sonrasında benim için deriz. Sonrasında bunu yok hükmünde varsayalım. To'dan sonra sıfat zarf artı to filmin cari kullanımı son derece yaygındır. Bu takım elbise benim satın alabileceğim kadar yeterince ucuz değil.
Bu şekilde sıfattan, zarftan, fiilden sonra kullanabilen yapı inanttır. Benim satın alabileceğim kadar yeterince ucuz değil. Ali arabayı Veli'ye kıyasla daha yavaş kullanır. I drive more slowly than Veli. Ali, Veli kadar uzun boyları Ali is, as tall as Veli. As nokta nokta as yapısında er vesaire olmaz arkadaşlar. Such as bir örneklendirme yapısıdır. Bitişik kullanılır. Artistik yapmak istediğimizde sol tarafın ismi araya alır ama burada aradaki ifade isim değil sıfat olmaz arkadaşlar. Ali drives as carefully as Veli. Ali arabayı Veli kadar dikkatli kullanır. Fiil nitelen sözcüğe zarf denir. Zarf da genelde sonunda bu şekilde lehi olur. Benim senin kadar çok kitabım yok derken isimle beraber kadar anlamında as nokta nokta as de min ya da maç kullanımı zorunludur arkadaşlar. Kitapta söylebildiği için min diyoruz. Ve olumsuz olduğunda ilk as yerine so da kullanabiliriz. Benim senin kadar çok kitabım yok. I don't have so many books as you. Ben senin kadar çok uyumuyorum derken arkadaşlar fiillerle beraber sayılamayan grup üzerine gidiyoruz. I don't sleep as much as you. Ali'nin gözleri benimkilerle aynı renkte derken the same isim artı as. Evet, Ali'nin gözleri benimkilerle aynı renkte. Ne kadar dikkatli bir şekilde cevaplarsan ne kadar çok dikkatli bir şekilde cevaplarsan o kadar az hata yaparsın. Bu ne kadar o kadar yapısında en yapısı kullanılmaz. Hata sayılabilir, the less olmaz. Anlam sorarak baktığımızda ne kadar dikkatli cevaplarsan o kadar çok hata yaparsın ile o kadar az hata yaparsın. Ankara İstanbul'a kıyasla daha çok pahalı. Ankara is more expensive than Istanbul but ama Karabük'e kıyasla daha az pahalı. Aradaki batı dikkat alalım. Çelişik yapısıdır. İstanbul'a kıyasla daha çok pahalı ama Karabük'e kıyasla bu sefer daha az pahalı derken daha çok ve daha zamanda more ve less şıkkını içeren A şıkkı, ifadelerini içeren A şıkkı doğru cevap. Evet, more ve less'i içeren A şıkkı doğru cevap dedik. Yaz meyvelerini severim ne gibi? Kiraz, kavun, karpuz gibi sol tarafındaki ismi sağ tarafında örneklendiren yapı. Such as doğru cevap. Yaz meyvelerini seviyorum ne gibi? Kiraz, kavun, karpuz gibi. İşte bu şekilde örneklendirme yaparken sol tarafındaki ismi sağ tarafına örneklendirirken such as doğru cevap dedik arkadaşlar.